başvurmuş olmasının sorumlusu Anayasa Mahkemesi mi mesela? Soralım hemen. Profesör Doktor Sayın Metin Günday bizimle birlikte olacak. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi Adalet Bakanı'nın bugünkü değerlendirmesi, bu yargıda yaşanan bu krizin ardından Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin bazı değişiklikler, yetkilerine, yargılama usullerine ilişkin değişiklikler yapılacağının mesajını verdi bize. Böyle bir şey mümkün mü? Yapılmalı mı? Yapılacaksa eğer hali hazırda iktidarın meclisteki tabloda tek başına bunu gerçekleştirebilmeye gücü olmadığı düşünülürse nasıl olacak sizce? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelinen aşamayı ve verilen son mesajı? Şimdi son andan önceki yaptığım ben bugün için yasayı değiştirebilecek bir çoğunluk mecliste yok. Yani bir anayasa değil. Bugün için yok yani. Evet. Meclisin oluşum biçimine baktığımızda böyle bir şey söz konusu değil. Ama öbür yandan da deniyor ki işte Anayasa Mahkemesi, hatta daha öteye gidilerek deniliyor ki Anayasa Mahkemesi kaldırılsın diyenler de var tamamen. Evet. Bu tartışma içerisinde, yani bu son tartışma iki mahkeme arasındaki bu tartışma nedeniyle bu sefer deniyor ki Anayasa Mahkemesi'nin işte yargılama usullerinde bir takım değişiklikler yapılsın. Ve bu gibi böyle bir kriz, tırnak içerisinde söylüyorum, böyle bir kriz bir daha çıkmasın. Onun için de evet. Anayasa Mahkemesi'nin yargılama usulleri bir değişiklik yapmasın. Evet. Anayasa değişikliği, şimdi anayasada bireysel başvuru hakkı 2010 yılında ki anayasa değişikliğiyle getirildi. 2010 yılındaki anayasa değişikliğinin bence en önemli yanı, en doğru yanı diyelim, bu değişiklikti. Yani iç hukukta, iç hukuktaki bütün kanun yolları aşamasından geçildikten sonra, kanun yolları tüketildikten sonra bir hak ihlali söz konusu ise, bir temel hak ve özgürlüğün ihlali söz konusu ise ve bu bütün bu süreç geçtikten sonra da giderilememiş ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önceki, daha önce böyle bir bireysel başvuru yolu olmadığı için pek çok başvuru, zannediyorum biz birinci veya ikinci geliriz yani Türkiye'den yapılan başvuruların sayısı itibariyle, biraz da bunu engelleyebilmek, sorunun iç hukukta çözümlenmesini sağlamak amacıyla bu yol getirildi. Evet. Ve Anayasa Mahkemesi'nin görevleri içine bir de bu şekilde yapılacak olan bireysel başvuruları karara bağlamak görevi Anayasa Mahkemesi'ne, Yüksek Mahkeme'ye verildi. Güzel. Şimdi bu böyle bir bireysel başvuru yapıldığında da Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı şey bir temyiz merci olarak bir diğer yüksek mahkemelerin üstünde bir konum alarak böyle bir başvuruyu karara bağlamak değil, somut olarak o olayda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınmış olan ve bizim de tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki hak ve özgürlüklerinden birisinin ihlal edilip edilmediğini karara bağlamak. İhlal kararı vermek. İhlal kararı verildikten sonra bu ihlal nasıl giderilecek? Yani bir ihlal tespit eder ise Anayasa Mahkemesi, bu ihlal nasıl giderilecek? Bu ihlalin nasıl giderileceği ise Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunda düzenlenmiş. 45 ve devamı maddelerinde düzenlenmiş. Orada sayıyor şu. Eğer bir hak ihlali, yani bir temel hak ve özgürlüğün ihlali tespit edilir ise ve bu ihlal de bir mahkeme kararından kaynaklanmakta ise, bu ihlalin giderilebilmesi için dosya Anayasa Mahkemesi tarafından ihlale yol açan kararı vermiş olan mahkemeye gönderiliyor. Mahkeme bir yeniden yargılama süreci başlatıyor ve o yeniden yargılama sürecini sürdürmek suretiyle de Anayasa Mahkemesi'nce saptanmış olan
ihlali gideriyor. Şey bu. Mekanizma bu. Parantez açarak belirteyim. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru üzerine vermiş olduğu kararlar bağlayıcıdır. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları yasama organlı, yürütme organlı, yargı organlarını gerçek ve tüzel kişilere bağlar. Dolayısıyla bir ihlal olduğunda ve bu ihlalin giderilmesi ancak bir yeniden yargılama yapılmak suretiyle giderilecek ise dosya kendisine gönderilmiş olan mahkeme, yani ihlale yol açmış olan, kararı vermiş olan mahkeme Anayasa Mahkemesi kararıyla bağlıdır. Ve dolayısıyla o doğrultuda hareket etmek mecburiyetindedir. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrası gayet açıktır. Şimdi somut olaya geldiğimizde bu Sayın Şerafettin Can Atalay ki 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde bildiğimiz gibi Hatay'dan değil mi milletvekili seçildi. Evet. 14 Mayıs'ta seçildi. Seçilmesiyle birlikte yasama dokunulmazlığına sahip oldu. Yasama dokunulmazlığı anayasada düzenlenmiş, 83. maddede düzenlenmiş, gayet açık bir madde o. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, yani Sayın Atalay değil mi? Seçimden önce suç işlediği ileri sürülmüş, hatta yargılaması yapılmış değil mi? Mahkum olmuş, istinaftan geçmiş. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin önünde temizen incelenmek üzere gelmiş dosya değil mi? Ne diyor? Burada diyor ki meclisin kararı olmadıkça tutuklanamaz, tutuklu kendisi değil mi efendim? Sorguya çekilemez, sorguya çekilmiş, tutuklanamaz ve yargılanamaz diyor. Şimdi yargılama süreci devam ediyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin huzurunda devam ediyor. Ama ondan evvel o devam ederken milletvekili seçilmiş. Dolayısıyla yasama dokunulmazlığını elde etmiş. Yasama dokunulmazlığından yararlanabilecek hale gelmiş Sayın Atalay. Ne oluyor? Avukatları ve kendisine tabii vekaleten avukatları dosyanın bulunduğu efendim 3. Ceza Dairesi'ne başvuruyorlar ve müvekkillerinin yasama dokunulmazlığı olduğunu ileri sürüyorlar ve bu gerekçeyle müvekkillerinin tahliye edilmesini talep ediyorlar. Olay böyle başladı. Evet. Evet. Bu başvuru reddediliyor başlangıçta. 3. Ceza Dairesi bu milletvekili seçilen zat, yani Şerafettin Can Atalay anayasada güvence altına alınmış olan 83. maddenin ikinci fıkrasında güvence altına alınmış olan yasama dokunulmazlığından yararlanamaz diye bu başvuruyu reddediyorlar. Bunun üzerine de bu söz konusu olan, yani bütün bu tartışmalara yol açan bir bireysel başvuru yapılıyor. O bireysel başvuru incelenmekteyken o süreç içerisinde Yargıtay 3. Ceza Dairesi Atalay hakkında verilmiş olan mahkumiyet kararını onuyor ve karar evet. kesinleşiyor. Evet. Ve fakat daha sonra Anayasa Mahkemesi daha önce kendisine yapılmış olan bu hak ihlali başvurusunu karara bağlıyor ve o kararda da diyor ki seçilmekle efendim kendisi Sayın Milletvekili dokunulmazlık, yasama dokunulmazlığı da sahiptir ve dolayısıyla adeta bir ortaokul öğrencisine hitap eder bir biçimde bir ihlal tespit ediyor. Seçme ve seçilme hakkının ihlalini tespit ediyor. Kişi güvenliğinin ihlalini tespit ediyor. Ve bu ihlal nasıl giderilecek? Dediğim gibi son derece açık, seçik bir dille evet. o ihlale yol açan kararı vermiş olan İstanbul 13. Ceza Mahkemesi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dosyayı gönderiyor. Evet, hocam çok özür dileyerek. Şimdi siz meselenin nasıl buraya geldiğini bir toparladınız. Fakat kalan zamanımızı da değerlendirebilmek bakımından. Şimdi sanki bu kriz Anayasa Mahkemesi'nin bir yetersizliğinden
ya da bir yanlış yapılanmadan kaynaklanıyormuş. Ayrıca Anayasa Mahkemesi önüne gelen 130 bin o bireysel başvuruya da çözüm üretemediği için de yeniden yapılandırılması gerekiyormuş gibi bir gerekçe konuluyor önümüze. Anayasa Mahkemesi'nin adeta bir Yargıtay'la eşlendiği bir durum öngörüldüğünü anlıyoruz yapılan açıklamalardan. Misyonu noktasında ağırlık Yargıtay'dadır diyor Cumhurbaşkanı mesela. Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin böyle bir eşitlik içerisinde yeniden düzenlenmesi durumunda nasıl bir hukuki tablo çıkar ortaya? Bize anlatır mısınız? Riskleri bakımından, işleyişin mümkün olup olmaması bakımından. Çok güzel. Şimdi anlattım, yani süreci kısaca anlattım ana hatlarıyla. Şimdi şu hali hazırdaki durum, hukuki durum budur ve eleştirilen de bu durumdur. Yani bu durum nedir? Anayasa Mahkemesi ihlal kararı veriyor. İhlalin bir yeniden yargılama yapılmak suretiyle giderileceğine karar veriyor. Bu karar bağlayıcı. Ama bağlamıyor. Yani işte daha önce bunun örneklerini de gördük. Bir başka bir ağır ceza mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararı beni bağlamaz diyor. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca. Oysa şimdi şu şeyi bir defa Anayasa Mahkemesi bir yüksek mahkemedir. Yargıtay bir yüksek mahkemedir. Danıştay bir yüksek mahkemedir. Ve bunların görev alanları anayasa ile belirlenmiştir. Bireysel başvuruları karara bağlamak, ki o bireysel başvurularda karara bağlanan şey şudur. Yani bir hak ihlali, bir hak ve özgürlüğün ihlali var mıdır, yok mudur? Bunu Anayasa Mahkemesi karara bağlar. Anayasa Mahkemesi'nin görevi dahilindedir ve ondan sonra da bu ihlalin nasıl giderileceği Anayasa Mahkemesi belirler. Bu tamamen Anayasa Mahkemesi'nin yetkisinde ve görevinde olan bir şeydir. Bu görevini yerine getirdi diye Anayasa Mahkemesi'nin bir adeta bir temiz mahkemesi imiş gibi mütalaa edilmesi, Yargıtay'la Yargıtay'ın hiçe sayılması sonucunu doğuran yetkilerle donatılmış olması yolundaki iddialar tamamen mesnetsizdir bir kere. Onu bir kere belirtelim. Evet, niye olur Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri mesela Yargıtay'la eşitlenirse? Hukuk sisteminde nasıl bir tablo ortaya çıkar? Efendim, zaten böyle bir çatışma, yetki çatışması veya görev çatışması yok ki. Yargıtay'ın görevleri belli, Anayasa Mahkemesi'nin belli. Bireysel başvuruları karara bağlamak görevi Anayasa Mahkemesi'nin. Bitti. Peki. Anayasa Mahkemesi bunu yapan Yargıtay'ın kararını denetlemiyor. Bakınız, Yargıtay'ın yerine geçerek bir temyiz mahkemesi gibi bir karar vermiyor. Bir hak ihlali var mıdır, yok mudur? Bunu tespit ediyor. Şimdi istenen şu, anladığım kadarıyla. Bir, efendim, ta başından beri işte anayasa, yeni bir anayasa yapılsın, Anayasa Mahkemesi ilave edilsin. Anayasa Mahkemesi hak ve özgürlüklerin güvencesidir. Anayasa Mahkemesi'nin temel misyonu budur. Hak ve özgürlükleri korumak ve kollamaktır. Anayasayı korumak ve kollamaktır. Şimdi oradan gelindi, şimdi bu somut olayda deniyor ki bireysel başvuruyu inceleme usulünü değiştirelim, değil mi? Onun yetkisini daraltalım. Yani şunu demek istiyorlar, ben kısaca söyleyeyim çok basit bir şekilde. Anayasa Mahkemesi ihlali tespit etsin, ama ihlali tespit ettikten sonra eğer ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanıyor ise, somut olayda olduğu gibi, oraya kadar gitmesin. Yani bir yeniden yargılamanın yapılmasına karar vermesin. Evet. İhlali tespit etse işte para versin, tazminat ödesin devlet, bu iş kapansın denmek isteniyor. Ama bununla o ihlal giderilmiyor ki, tazminat ödemek de giderilmiyor. Zannediyorum yapabilecekleri tek şey budur. Yapabilecek anayasa değiştirme çoğunluğuna sahip olmadıklarına göre yapabilecekleri tek şey Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun ilgili maddesindeki bu düzenlemeyi değiştirip yeniden yargılanma yapılır ibaresini ya da yeniden Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama yapılsın biçimindeki kararının karar vermesini artık önlemek isteniyor.
şey bu. Ve dolayısıyla da benim şeyim yani düşüncem bu. Evet. Anayasayı değiştirecek güçleri olmadığı için de şu aşamada yapabilecekleri tek şey bu kanunu değiştirmek. Adeta deyimi mazur görünüz, bireysel başvuruları kuşa çevirmek, bireysel başvurulardan beklenen şeyleri ortadan kaldırmak, bireysel başvuru sonucunda verilen ihlal kararlarının etkisini ortadan kaldırmak ve ihlal devam etsin ama Anayasa Mahkemesi sadece bunu tespit etsin, Evet. belki tazminata Peki. hükmetsin. Bunun dışında bir şeye karışmasın demek istiyorlar. Hocam çok Benim teşekkür naçizane ederim. yapmamı emanettir. Çok Rica teşekkür ederim. ediyorum İyi değerli katkınız için. Sağ olunuz. Görüşmek üzere efendim. Sağ olunuz. Profesör Doktor Metin Günday'a sorduk sayın seyirciler.